Söz sırası İYİ Parti Grup adına Kocaeli Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Lütfü Türkkan'a ait. Süremiz 20 dakika Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 12 maddelik bu kanun, ceza muhakemeleri kanunu, icra ve iflas kanunu, hakim ve savcılar kanunu, adli yargı ilk derece mahkemeleri kanunu ve bölge adliye mahkemeleri kanununda bazı değişiklikler getiriyor. Getiriyor getirmesine de adalet sistemimizle ilgili bir kanun görüşülürken öncelikle şu iki soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Birincisi, Türkiye'de hukuk tam anlamıyla uygulanıyor mu? Merak ediyorum. Yani bunu cevaplayacak arkadaşımız var mı AK Parti sıralarında? Örneğin yerel seçimler sırasında şu anda adaylar sahada çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Afyon'da AK Parti mitingi vardı. Afyon Belediyesi İYİ Parti'nin adayı Mahmut Koçak'ın bütün afişlerin, duvar afişlerinin üzerini bir bezle kapattı. Tamamını. Yani arkadaşlar, bu ne biliyor musunuz? Totaliter rejim dediğimiz aslında budur. Kendinden olmayan kimseye hayat hakkı tanımaz totaliter ve diktatör rejimler. Evrilip savrulduğumuz nokta bu maalesef. Üzülerek beyan ediyor. İkincisi, yargı bağımsız mı? Adalet Bakanı'nın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olduğu, kurul kararlarının yargı denetimi dışında tutulduğu, kurul kararlarına karşı etkili bir itiraz yönteminin bulunmadığı bir ortamda hangi yargı bağımsızlıktan bahsedebiliriz? Türkiye'de artık yargı sistemin çokça tartışılır hale geldiği, hukuka güven iyice azaldığı, hatta hiç kalmadığı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bunu ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Barolar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre ülkemizde yargıya olan güven %20'lere düşmüş. Yani insanlarımız her 10 yargı kararından sadece ikisinin adil olduğunu düşünüyor. Bunları sadece biz değil, hukukçular, her gün duruşmadan duruşmaya giren avukatlar da söylüyorlar. Hukuk sisteminin her daim delindiği ve göz ardı edildiği bir ortamda hukukçu olmak gerçekten çok zor. Çünkü hukuk fakültelerinde öğrendiklerinizin gerçek hayatta karşılık bulmadığı ve açık açık yasaların çiğnendiği bir ortamda mücadele ettiğinizi görüyorsunuz. Hukuk sisteminin aslında en önemli sorunu bu, hukuku tanımamak. Türkiye'nin de en önemli sorunu, bilerek ve isteyerek hukuku tanımamak. Bunun en yakın örneğini andımız meselesinde yaşadık. Danıştay'ın andımızın okullarda okutulmasıyla ilgili verdiği karar ısrarla uygulanmıyor hala. Hatta AK Parti'de siyaset yapan arkadaşlar bunun uygulanmayacağını her fırsatta dile getiriyorlar. İşte hukukun tanınmadığına dair en yakın örnek bu. Değerli arkadaşlar, İsviçre'nin Bern şehrinde bir heykel var. Bu heykelin adı Adalet Heykeli. Bir elinde kılıç var, diğerinde adalet terazisinden bu adalet heykelinin ayaklarının bastığı kaidede 4 tane büst yer alıyor. Bu büstlerden bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun 40 yıl padişahlığını yapan Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Yani Kanuni İsviçre'de adaletin 4 sembolünden biri olarak yaklaşık 5 asırdır halkını selamlıyor. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bizim ta Osmanlı'dan bu yana sahip olduğumuz adalet anlayışımız bugün Avrupa'nın bazı ülkelerinde hala örnek gösterilirken ülkemizdeki adalet anlayışının, adalet sisteminin geldiği noktaya bakın diye anlattım. (Gülüyor) 16 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkemizi getirdiği adalet anlayışına bakın diye anlattım. Siz iktidarınızda 5 şeyi meşrulaştırdınız. Düşman hukuku ve düşmana her şey mübahtır anlayışını meşrulaştırdınız. Suçun şahsiliği ilkesine son verdiniz. Koşul ne olursa olsun
bizden ve bizden olmayan ayrımının tanımlanmasına gayret ettiniz. İstismarın kurumsallaştığını itiraf ettiniz. Taciz, tecavüz ve işkenceye, mafyaya hoşgörüyle bakan bir toplum haline getirdiniz. Tek kelimeyle korkunç. Ama şurada bir gerçek ki, bugün hukuku çiğneyenler de zamanı gelince mutlaka hukukla yüzleşeceklerdir. Hukuka ihtiyaç duyacaklardır. İşte o zaman hukuk sistemini delik deşik etmenin ne kadar kötü olduğunu görecekler. Ömer Hayyam'ın bir sözü var. Diyor ki adalet evrenin ruhudur. Ama önce o ruhun olması lazım. Sizde adalet de yok. Maalesef o ruh da yok. Siz adaleti sevmiyorsunuz. İsminizde adalet var ama adaleti sevmiyorsunuz. Liyakati seviyorsunuz ama kendi yandaşlarınıza, yakınlarınıza olan liyakati seviyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde anlaştık. Oturduk, konuştuk. Büyükelçi, milletvekili, danışman, ya bir aileden 4-5 fert birden bir yerde görev alabiliyor. TRT Genel Müdürü, soyadı Eren, yabancı toplulukların başında bulunan arkadaşın ismi de Eren. Bugün Kredi Yurtlar Kurumu'na Sayın Cumhurbaşkanımızın teyzesinin oğlu atanmış. Bunlar toplumda iyi karşılanıyor mu zannediyorsunuz? Kendi seçmenleriniz arasında değer görüyor mu zannediyorsunuz? Emin olun görmüyor. Size şu anda menfaatleri karşılığı, ses çıkartmayanlar, evlerine gidince bunları bizden çok daha fazla eleştiriyorlar. Yargıya müdahale ettiğiniz yetmiyormuş gibi yargı organlarına yaptığınız keyfi adamalarla da yargıçları baskı altına alıyorsunuz. Yani en yakın örnek Elazığ hakimliğine atanan Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu bir hakim savcılar kurulu kararnamesiyle Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanıyor bir günde. Şimdi soruyorum, bu gibi atamalar yargıyı siyasi iktidarın arka bahçesi konumuna sokmak değil de ne? Geçen yıl hem de sarayda kurayla atanan 1236 hakim ve savcıdan 113'ünün bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile bağ çıktı. Olaya bakar mısınız? Bir hakim ve savcılar ya ilçe başkanı, ya il başkanı, ya kadın kollarında, ya gençlik kollarında, ya milletvekili adayı, yani yolu bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden geçmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemde Adalet Bakanlığı yapan Sayın Mehmet Moğultay'ı seçim meydanlarında yargıda kadrolaştı diye eleştirmişti. Ve doğru bir eleştiriydi bence. Ama kadere bakın ki her eleştirdiğinizi de siz yapar oldunuz. Aynı ambargo döneminde oluşan yağ tüp kuyruklarının üzerinden siyaset üretip milletimizi domates biber kuyruğuna mecbur ettiğiniz gibi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, getirdiğiniz düzenlemede hakim ve savcı seçimi yapılırken sınav ve 70 baraj puanı uygulaması geri geliyor tekrar. Bu olumlu bir hadise. Fakat her işte yaptığınız gibi yine bir açık kapı bırakıyorsunuz. Bu açık kapının ismi de mülakat. %60 yazılı sınav, %40 mülakat getiriyorsunuz. Yani biz istediğimize sınavı kazandırırız, istediğimizi eleriz mantığıyla hareket ediyorsunuz. %40 mülakatın olduğu bir elemede adil bir sınav sisteminden bahsetmek mümkün değildir. Türk yargısı sayenizde dışarıya karşı da itibar kaybetti. Türkiye-Amerika ilişkilerinde krize neden olan Ray Brunson serbest bırakıldı ve hemen Amerika'ya gitti örneğin. Yargıtın Raip hakkındaki kararı da uluslararası alanda Türk yargısının unutulmayan davası olarak yerini aldı. Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'i Amerika'nın iade etmesini isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan ver papazı al papazı diyordu. Biz papazı verdik de ne aldık? Brunson'un gitmesinden başka. Elimize geçen ne? Sayın Cumhurbaşkanı bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın diye Amerika'ya meydan okuyordu. Türk yargısının bağımsız olduğunu bütün dünyaya aykırıyordu. Gelin görün ki bağımsız yargımız birdenbire papazı suçsuz buluverdi. Papaz Brunson serbest kaldığı 12 Ekim'den günler önce Amerika'da hazırlıklar yapıldı. Duruşma başlamadan uçağa pist başına çekildi. Papazı verdiniz gitti. Papazı verdiniz de ne aldınız, kimi aldınız hiç belli değil. Bu olay hukuk devletine, yargı bağımsızlığına leke düşüren bir olaydır. Delillerin toplanmasından, davanın açılmasına,
gizli tanıklar vasıtasıyla iddialar ortaya konulup bunların ifade değiştirmesi, bir büyük devlet başkanının da araya girmesiyle beraber hukuk devletine, yargı bağımsızlığına ters düşen, yargının itibarını sıfırlayan bir hadisedir bu. Bu davadan alınacak ders şudur. Önce hukuk devleti olmanız lazım. Hukuk devleti içinde yargı bağımsızlığı esas. Bunlar yoksa orada devlet yok demektir. Bir zamanlar insanlar davalar sırasında FETÖ'cü avukatlar arıyorlardı. Kendi deyimleriyle cemaate yakın avukatlar arıyorlardı. Şu anda insanlar davalarında Adalet ve Kalkınma Partili avukat arıyorlar. Zira adalete inanmıyorlar. Yargının vereceği kararın doğru olacağına inanmıyorlar. Ancak partili bir avukatla adaletin tecelli edeceğini, kendi lehine tecelli edeceğini, adaletin tecelli edeceğini doğru söylemiyorum. Kendi lehine tecelli edeceğine inanıyorlar. Bu 220 volt ceryanda yağmurun altında o kabloyu tutmak gibi bir şey. Emin olun. Bir kişiyi tuttuğu zaman bütün toplumu arka arkaya sürükler. Bütün toplum o elektriğe kapılır. Ve zebil olur. Ziyan olur. Umuyorum içinizde bunları düşünecek aklı selim insanlar hala vardır. Yoksa gerçekten öyle bir yere savruluyoruz ki kendi ailenizden hukukun gadrine uğramışlara dahi hukuk aramak zorunda kaldığınızda benim bu söylediklerimizi daha iyi anlayacaksınız. Demokrasi istiyorsak her şeyden önce hukuk devleti ilkelerine uymamız lazım. Alman uyruklu Türk gazetecinin, Amerikalı rahibin Türk yargısını ne hale düşürdüğünü hepimiz gördük. Eğer yargının bağımsız olmadığı yönünde algı varsa ne yaparsanız yapın verilen her karar bu tür algılara maruz kalmaya açık kalacaktır. Casusluktan, örgütten 35 yıl hapis cezası istenen rahip nasıl oldu da 22 ay tutuklu kaldı, sonra tahliye edildi ve ardından serbest bırakıldı? İşte bunun cevabını hiçbir zaman veremeyeceksiniz. Bu kanun görüşüldüğü sırada yıllardır sıkıntı yaşanan bazı konulardan da bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Başkentimizde adliye binalarının şehrin birbirinden uzak noktalarında konumlanması nedeniyle gün içinde bir avukatın bir mahkemeden diğer mahkemeye yetişmesi neredeyse oldukça zorlaşıyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Birisi Kartal'da, birisi Çağlayan'da. Bir avukatın iki ayrı yerde duruşması varsa yolda 2 saat, 2,5 saate ihtiyacı var. Adalet Bakanlığı ise sürekli olarak adliyelerin birleştirileceğini, yer bakıldığını, gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söylüyor. Ancak bakanlık birleştirme çalışmalarının ne zaman başlayacağını dahi söyleyemiyor. Bu konuda gerekli adımın bir an önce atılmasını istiyoruz. Bu kanun teklifinde Yargıtay'ın iş yükünü azaltmak, bölge adliye mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışması da amaçlanmış. Ama bunu amaçlarken nasıl hareket edeceksiniz gerçekten merak ediyorum. Bakın şimdi işte bazı rakamlar vereceğim. Benden önce de bir arkadaşımız bazı rakamları sundu. Benzerlikler de olabilir. Ceza hukuk mahkemeleri ve idari yargı dosyalarına bir bakın. Ceza mahkemelerine gelen günlük dosya sayısı 7392. Her gün ortalama 7392 dosya geliyor ceza mahkemelerine. Günlük karara çıkan dosya sayısı kaç? 2463. Yani yaklaşık her gün 5000 dosya birikmeye devam ediyor. Hukuk mahkemelerine günlük gelen dosya sayısı 5372. Karar verilen dosya sayısı 2243. Bir 5000'de hukuk mahkemelerinden dosya birikmeye devam ediyor. İdari yargıya günlük gelen dosya sayısı 1862. Günlük karar verilen dosya sayısı 589. Kocaeli'nde benim milletvekilliğini yaptığım Kocaeli'nde durum nasıl biliyor musunuz? Kocaeli Adliyesi ve Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerindeki adliyelerde faaliyet gösteren icra dairelerindeki dosya sayısı 500 bini aşmış. Yani 2 milyon nüfuslu Kocaeli'nde her 4 vatandaştan bir tanesi icralık. Artık icra giden eve kimse acıyarak bakmıyor. Çünkü onun da evinde bir icra var. Memleketin geldiği nokta bu. Artık dosyalar raflara sığmıyor. Raflardan taşan dosyalar koridorlarda diziliyor. Yani koridorlarda dosyalardan bir heykelcikler var. Ciddi ciddi anlamda birikmiş dosyalar.
Bir avukatsanız Sayın Özlem Zengin daha iyi bilir. Bir dosya aramaya kalktığınızda bir hafta 10 gün sadece dosya arayacaksınız. Nerede? Koridorlarda. Türkiye'nin hukuk noktasında, adalet noktasında geldiği hazin nokta bu. 17 senede getirdiğiniz nokta bu. Hala avukatlar koridorlarda dosya arıyor. Orada eğer bir de tanıdık memurunuz yoksa o dosyaya ulaşmanız bazen ayları da bulabilir. Gidin dosyaya bakın. UYAP'ta sadece netice alırsınız. İçinden bir evrak bakmanız gerekir. Mutlaka dosyaya ulaşmanız gerekir. O evraka ulaşmanız için dosyaya ulaşmanız gerekiyor. Evet, hiçbirisinde öyle değil. Maalesef girin görün. Gidin görün. Keşke dediğiniz gibi olsa. Bütün sizin avukat arkadaşlarınız şikayet etmiyor mu size? Etmiyorlar mı? Etmiyorlar mı? Korkuyorlar mı sizden yoksa? Belki de korkuyorlardır ondan. Korkuyorlar. Onlar da başımıza bir iş gelir diye korkuyorlardır. Hele havalar çok soğuk, Silivri soğuk deyip size şikayetten korkuyor olabilirler. Ama siz neyle uğraşıyorsunuz biliyor musunuz? Biber, patlıcan, domates. Geldiğimiz nokta bu. Vallahi üzülüyorum ya. Yani ne hayallerle ben Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda görev yaptım. İlk milletvekili olduğumda da çok heyecanlandım. Avrupa Birliği hayalimiz var falan diye gittim bir iki toplantıya. Üçüncü toplantıdan sonra bu işten bir şey olmayacağını anladım. Ama bu serüvenin soğan depolarında sayım yaparken biteceğini hiç aklıma getirmemiştim. Maalesef böyle oldu. Evet, adaletin safında yer alanlar daima hayırla, minnetle yad edilirken zalimler, zulüm uygulayanlar lanetle, nefretle anılmaya devam edecekler. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Peki Sayın Cumhurbaşkanı kendisini hangi safta görüyor bunu söyledikten sonra? Nasıl anılacağını, nasıl düşünüleceğini merak ediyor olmalı. Unutmayınız, adalet mülkün temelidir. Bu mülkü sadece gayrimenkul olarak alanlara söylüyorum. Mülk varoluş sebebidir. Bunun temeli de adalettir. Eğer oradan ayrılırsak varoluş sebebimiz de ortadan kalkıyor. Ben birkaç konuya daha değineceğim. Sayın Süleyman Soylu geçenlerde meydanlarda HDP milletvekilleri için ben onları milletvekili olarak kabul etmiyorum demiş. Hay hay başım üstüne. Yalnız bakın bir şey söyleyeceğim. 7 Haziran'da İki tane HDP milletvekili Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca'yı bakan yaptı aynı iktidar. Yani milletvekilliğini kabul etmiyorum dediğiniz, şu anda seçim meydanlarında seçim için haykırdınız bu şeye. İki tane milletvekilini de bakan yaptınız. Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca'yı. Seçime gitmek varken seçime gidebilirdiniz. O da anayasal bir haktı. Gidemediniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin için terörist, sizinle beraber olduğu zaman terörist değil. Sizin için terörist, karşınıza geçtiği zaman terörist. Bu iki noktaya ayırt edemediğiniz için her halükarda devamlı yalancı konumuna düşüyorsunuz. Bir şey daha anlatacağım size. Mart ayında 3. havalimanından uçmak için bilet alın diye söylemiştim. Mart ayında 3. havalimanında uçuş gözükmüyor dediler. Allah Allah, olur mu öyle bir şey dedim. Yani Mart ayında uçulmuyor mu? Hayır dediler. Mart ayında uçuş gözükmüyor. 31 Ekim'de açılacaktı 3. havalimanı. 31 Aralık'a ertelediler. 31 Aralık'tan sonra 3 Mart 2019'a ertelediler. Müteahhit 5 firmadan biri kaçtı. Diğer 4'ünün akıbeti meşhur. Bilemiyoruz şu anda. Ama biri kaçtı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü aniden emekli oldu. Hiç sebep yokken emekli oldu. Şimdi merak ediyorum, bilgisi olan varsa cevaplarsa çok sevinirim. Şimdi Mart'taki bu uçuş niye kalktı? Neler oluyor 3. havalimanında? Bilen varsa cevaplarsa sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Kırtar. Özlem Hanım, biraz öne çıkın. Sesinizi ben oradan duyabilirim. Biraz uğultu oluyor. Talebinizi söylerseniz. Yeter. O kadar yeter. Söz rica ediyorum. 60'a göre. Buyurun. Bekliyorum bakalım.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri. Tabii 20 dakikalık bir konuşmanın içerisinde çok fazla mevzu var ama birkaç tanesini ifade etmek istiyorum. Sayın Türkan ismini de zikretti. Şimdi tabii bu kan adaletle alakalı mekanizmada biz pek çok arkadaşım var mecliste avukatlık yapan, hukukun farklı alanlarında çalışmış olan. Her birimizin bu meslekte yapmış olduğu fedakarlıklar var, çalışmalar var. Adliyelerin eski halini, yeni halini, dağınık olduğu zamanları, şimdi bir araya gelmiş hallerini her birini biliyoruz. Dosya aramak evet zor bir iştir ama UYAP sistemiyle beraber artık dosya aramak başka bir formata geçti. O yüzden bizler en azından UYAP üzerinden, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı en iyi işlerden bir tanesi, ödül aldı Türkiye'de ve dünyada. Biz dosyalarımızı çok net görme imkanına sahibiz. Ama bir mükemmellik iddiasında değiliz. Yani özellikle 15 Temmuz'la beraber gördük ki çok ağır bir darbe aldı yargı camiası. Yaklaşık 5000'e yakın hakimini kaybetti. Ve geçmişte de Türkiye adalet üzerinden çok imtihan oldu. CHP sıralarından arkadaşlarım bana laf attılar. Dediler ki hiç ne zaman gitti duruşmaya, ne zaman gitti adliyeye. Yani almıyorlardı ki duruşmaya gireyim. Benim hayatım... Toparlayın 60'a göre bir dakika veriyorum ama... Yani uzatayım. Alınmadığınız bir yerle ilgili, siz önce eskisi yenisi... Sayın Zengin, siz konuşmanıza devam edin. Devam edin lütfen. Şimdi zaten son zamanlarda olamayışımın sebebi avukatlık yapmıyorum aktif. Ben yıllardır işte milletvekili, cumhurbaşkanı başdanışmanıyım, ben yaptım. Bunlar kamu görevidir. Zaten avukatlık yapmaya engeldir. Avukatlık yaptığım zamanları gayet iyi bilen birisiyim. Laf atmazsa arkadaşlarım sözümü siz tamamlamak edin, istiyorum. Devam edin. Onlar zaten duyulmuyor. Sizinkisi duyuluyor. Ama ben onları duyuyorum Sayın Başkan. Ben duyuyorum. Ben duyduğum için ben müsaade ederlerse efendice süremi tamamlamak istiyorum. Siz müsaade edersiniz. Ben size itimat ediyorum. Sizin nezaketinizi biz biliyoruz. İtimat ediyorum. Şöyle bağlayacağım. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi adalet sisteminin çok daha iyi çalışması içindir. Yani bizler bu işleri yaparken arkadaşlarım diyorlar ki açık açık yasaları çiğniyorsunuz. Zinhar. Yani AK Parti hükümetleri hiçbir zaman açık açık yasaları çiğnemek ne mümkün ya? Olabilir mi böyle bir şey? Yani buna biz müsaade etmeyiz, siz müsaade etmezsiniz. Yok böyle bir şey. Peki, son cümle. Anlamızla ilgili karardan bahsettiğiniz Sayın Türkan, bu kararı tekrar okumak lazım. Zaten Danıştay'ın verdiği kararlar siz bunu okuyacaksınız diye verilemez. Burada yönetmelikle alakalı bir maddede diyor ki milli eğitimin ilkeleri doğrultusunda araştırılarak bunun kaldırılması daha iyi olurdu diyor. Geriye dönüp baktığımızda zaten bu yönetmeliğin için bu maddenin içinde olduğu yönetmeliği 2014'te kaldırmışız. Böyle bir yönetmelik yok zaten. Böyle bakıldığı zaman okumak zorundasınız diye bir ibare yok, bir tabir yok. Bir Danıştay da böyle bir karar veremez. Zaten. Bu kararı tekrar okumanızı ben acizane tavsiye etmiş oluyorum. Yani böyle tamamlamış olayım. Bizim evet. Yapmaya çalıştığımız şey aslında yargı sistematiğini her şeyle daha işleyen, daha herkesin içine sinen bir hale getirmek için bir gayrettir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Tanal, sizle ilgili bir durum yok. Oturun, ben daha sonra veririm size söz.